Anlamadım. Böyle bir şeye ne gerek vardı ki? Hayır, Ömer'in öz annesiyim ben. Böyle bir konuda yalan söyleyecek halim yok, öyle değil mi? Aynı şeyleri birbirimize tekrarlamayalım o zaman. Madem kendinizden bu kadar eminsiniz, buyurun gidelim. Zaten gidip gelmemiz bir saatimizi bulmaz. Ne oluyor? Levent Bey beni DNA testine götürecekmiş. Ömer'in öz annesi olduğundan emin olmak istiyormuş. Hemen şimdi yaptıralım diyorlar. Çocuğu vermemek için yeni numaranız mı mı? Ha? Nereden çıktı şimdi bu test mes bilmem ne? Niye araya böyle şeyler sokuyorsunuz? Yazık değil mi kadına? Çocuğu vermemek için değil. Levent Bey emin olmak istedi. Tabii ki emin olmak isterim. Bunu en başında yapmamız gerekirdi. Nurgül Hanım çıktığında yani. Ama işler bugüne kadar sarktı. Lütfen daha fazla oyalanmadan buyurun testi yaptırmaya gidin. Test sonucu olumlu olmadan Ömer'i size veremem. Korkulacak bir şey yok. Basit bir test zaten. Sizi arabada bekliyoruz. Ne yapacağız şimdi? Şşş, sessiz. Şimdi sen Tekin abiyi ara. Olup biteni olduğu gibi anlat ya. Başka çaremiz yok. Ne yapalım? Eyvah ki eyvah. Tekin abi de Karadeniz gibi dalgalanacak vallahi şimdi. Söyle Nurgül. Tekin abi. Levent'le Meryem geldi şimdi. Ömer'i de yanlarına almışlar. Levent beyefendi beni DNA testine götürmek istiyor. Ya her şey ortaya saçılacak. Ne yapacağız biz? O nereden çıktı şimdi? Biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Hayır, önlem de almadık böyle bir şey için. Alo, orada mısın? Bir saniye bekle. Düşünüyorum Nurgül. Tamam. Şimdi beni iyi dinle. Ama bak mutlaka sakin ol, tamam mı? Sakin. Levent'le birlikte hastaneye gideceksin. Kanman ne gerekiyorsa vereceksin. Anladın mı? Abi, kan verirsem Ömer'in gerçek oğlum olmadığı ortaya çıkar. Çıkmayacak. Sen bana güven. Tamam mı? Şimdi hiç bekletme. Levent hiçbir şeyden şüphelenmesin. Ama bak gittiğiniz hastanenin adresini mutlaka bana gönder. Tamam mı? Gerisini ben halledeceğim. Nasıl halledeceksin ki böyle bir şeyi? Nurgül, bir bildiğimiz var herhalde değil mi? Sen merak etme. Hadi bir an önce çık. Dediğim gibi şüphelenmesinler senden. Ne diyor? Hastaneye git, gitme diyor sana şimdi. Evet. Ablacığım, gideceğiz konağa ama burada birkaç tane işimiz var. Onları halletmemiz lazım, tamam mı? Hemen gideceğiz. Levent abi, hadi bizi konağa götür. Buradaki işlerimizi halledelim. Ondan sonra gideceğiz konağa, tamam mı? Nerede kaldı bu kadın? Ben de size bakmaya geliyordum. Kusura bakmayın, geç kaldım. Buyurun arabaya binin, gidelim. Hadi gel ablacığım. Nerede yaptıracağız testi? Gent'e Sağlık Merkezi'nde. Buraya çok yakın, yarım saate gider geliriz. Gent'te Sağlık Merkezi. Operasyon başlasın o zaman.
her şey planladığım gibi giderse... Levent, o yüzündeki şekli görmek istiyorum. Alo Doğan. Şimdi doğru Nurgül'ün oğlunun olduğu eve doğru gidiyorsun. Ve teyzesiyle oğlunu Nurgül çağırıyor bahanesiyle. Sana birazdan atacağım adresi götürüyorsun, tamam mı? Melis seni orada bekliyor olacak. Gerisini birlikte halledersiniz. Tamam, hadi oğlum. Ya sen dediğimi yap. Çocuk kan verecek dersin teyzesine, tamam mı? Bak aramıza kalsın. Levent Ömer'e DNA testi yaptıracakmış, tamam mı? Eğer acele etmezsek bir çuval incir berbat olacak. Hadi oğlum acele et, tamam mı? Ben birazdan ayrıntılarıyla bir mesaj yollayacağım sana. Hadi. Alo Melis. Gent'te sağlık merkezi, tamam mı? Doğan seni orada bekliyor olacak. Eğer bir sorun çıkarsa mutlaka beni ara. Tamam. Hadi acele et, gözünü seveyim.